kaçmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Yollarında kervan mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanın mı var? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diye kandırma beni, derin uykulardan kandırma beni, seviyorum diye kandırma beni. Bravo efendim, bravo. Hayır rakibi. Bravo efendim, bravo efendim. Efendim bravo efendim, bravo efendim. Buyurun efendim, buyurun. Ağzınıza sağlık efendim, buyurun lütfen. Buyurun. Estağfurullah. Siz buyurun. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Güzel, estağfurullah. Güzel. Başkanım, lütfen. Öncelikle efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyicilerimiz, Birinci Kanal İstanbul stüdyolarında Gelecekten Günümüze futbol özel programıyla karşınızdayız efendim. Efendim, Fen Lisesi'ndeki bilim adamları zaman makinamızı yeniden tamir ettiler. Harika. O yüzden futbolumuzun gelecekteki karşılığını bir görelim istedik. İzninizle ilk konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi milli takımımızın ve Galatasaray'ın efsane golcüsü. Yeşil sahaların beyefendisi, taçsız kral İsmail Oktay. Hoş geldiniz. İsmail Bey, efendim sizin bir golünüz var Fenerbahçe'ye karşı. Topla ağları deldiğiniz. Acaba neden bu kadar önemsendi? Efendim, benim o attığım gol hala konuşuluyor, tarihe geçti. Ama bu tabii ki Fenerbahçe kulübünün büyük bir camia olmasından kaynaklanıyor. Başka bir kulübe eğer gol atmış olsaydım bu kadar bahsi geçmezdi. Hiç. Evet, bir de bu arada faal futbol döneminizde Fenerbahçe'den de çok yüksek meblağlarda bir transfer teklifi almışsınız efendim. Fakat kabul etmemişsiniz. Galatasaray'da devam etmişsiniz. Neden? Bizi sevenleri üzmedik baba. Efendim şimdi bir diğer konuğum. Kendisi sağ olsun kırmadılar bizi ve efendim ta Büyükada'dan buraya geldiler. Kendileri yoksul bir ailenin çocuğu. Zor şartlarda büyüdü. İlkokul mezunu fakat futbolumuzun ordinaryosu, Fenerbahçe'nin ve milli takımımızın golcüsü Feridun Küçükhanlıoğlu'yadis. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk Hayati Beyciğim. Açıkçası şunu söylemek isterim ki milli formayı ve çubukluyu giymek benim için hayattaki en büyük mezuniyettir. Evet, çok güzel, çok güzel. Efendim siz de Avrupa'da futbol oynadıktan sonra Türkiye'ye dönüşünüzde Galatasaray'dan teklif almışsınız. Nasıl oldu efendim? Aldım, aldım. Şöyle oldu, bir Galatasaraylı yönetici bir hafta kadar benim evimin önünde bahçede yatıp kalktı o transfer için, ama böyle bir tabii ki tevazuya, böyle bir teveccühe karşılık vermek lazımdı ama yapamadım çünkü ben Fenerbahçeliyim. İşte, işte daha ne demek. Bir efendim diğer konuğumuz da Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu. Kendisi aynı zamanda Dolmabahçe Stadı'ndaki ilk golü atmıştı. Büyük Başkan Mesut Seba. Hoş geldiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Bu bizim büyüklüğümüz değil, olsa olsa Beşiktaş'ın büyüklüğü olur. Aynı zamanda da efrad-ı umumiyenin teveccühüdür efendim. Sağ olsun. Teşekkürler, sağ ol efendim. Şimdi efendim bir diğer
konuğumuzla. tabii şimdi futbol deyince efendim kendileri de buradalar. Ekseriyetle sesinden tanıyoruz efendim kendilerini. Vefanın medarı, iftiharı. Evet, Kudret Kıvanç Bey. Buyurun. Efendim, selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bu iki güzide kulübün maçlarını yorumlayıp anlatacağım için ayrıca heyecanlıyım. Vefalıyım ama tarafsızım. Saygılar. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Tabii şimdi futbol deyince futbolun olmazsa olmazı efendim taraftarlar ve amigolar. Galatasaray'ın unutulmaz amigosu Karınca Ezmez Mustafa. Efendim bir diğer konuğumuz da kendileri Fenerbahçe'nin amigosu. Evet, Kibar Bilal. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldin. Sağ olun. Efendim bu lakaplar nereden geliyor acaba? Önce siz başlayın. Estağfurullah, siz daha yürüsen ama siz. Peki efendim. Efendim ben normalde minibüs şoförlüğü yapmaktayım. Evet. Meslek hayatımda bir kaza bile olmadığı için Karınca Ezmez lakabını bana uygun gördüler. Efendim çiçek sever, esans sürer. Karınca Ezmez cim bombam vazgeçmem efendim. Harika. Vallahi harika. Efendim ben de Fenerbahçe tribünlerinde amigoluk ifa etmekteyim. Efendim orkestra şefi gibi yönettiğim için tribünleri kibar bir şekilde bana Kibar Bilal lakabını uygun gördüler. Benimsedim ben de. Çok güzel. Buyurun oturun. Evet. Lütfen. Estağfurullah. Hayır, hayır. Önce siz ilk lütfen. Efendim oturun. Efendim oturun. Oturun programımıza devam edelim. Evet şimdi seyircilerimizin de merakla beklediği ilk konuğumuz geliyor. Efendim kendileri İkbal'de büyük bir golcü ve Galatasaray'a transfer olmuşlar. İsmail Bey, ne diyorsunuz? Pek merak ettim. Halefim mi geliyor acaba? Evet efendim. Evet efendim. Şimdi isterseniz hemen ilk konuğumuzu çağırıyorum. Galatasaray'a transfer olan Fikri Tarhanaşı geliyor efendim. Evet, bravo. Buyurun. Hayati Bey, Galatasaray dediniz ama bir yanlışlık oldu sanırım. Olmadı efendim. Ben aslında Galatasaray'a gidecektim ama Fenerbahçe'ye teklif verdim. Fenerbahçe yolda gelirken teklifi yükseltti. Oraya geçtim efendim. Ben zaten küçükken Fenerliymişim. Evet. Ezeli rakip, ebedi dost Fenerbahçe'ye gitmiş. Hayırlı olsun evladım. Teşekkür ederim efendim. Oo. Kara Kartal'dan mesaj geldi. Fiyatı yükseltmişler. O zaman oldu mu iş? Oldu. Ne oluyor ya? Beşiktaşlı oldum. Zaten ben daha küçükken Beşiktaşlıymışım. Beşiktaşlı olmak bu kadar kolay mı ya? Her şey para mı? Her şey para tabii canım. Benim ailem var sonuçta. Aileme bakıyorum. Efendim 5 milyon dolarla ailemi nasıl geçindireceğim? Nasıl aile bu ya? Kraliyet ailesi mi? 5 milyon dolara ben koca futbol takımını kuruyorum. Ay. Oo. Karadeniz Fırtınası teklifi yükseltmiş. Olur iş. Bu fırtınaya yönelik dayanmaz. Tabii ki olur iş. Ne oluyor ya? Adam bu kalemun gibi renk değiştirip duruyor. Ben zaten en küçükken Trabzonsporluymuşum. Buna bir teklif daha gelirse portakaldaki vitaminine döner. Oo! Rusya'dan teklif geldi. 10 milyon. Ama soğuk be. Gitmem ben oraya şimdi. Boş ver. Ulan baba hakkı 45 derece ateşte. Kazak üstüne kazak giyip maça çıktı. Takımını yalnız bırakmamak için. Bu nasıl futbolcu ya? Böyle futbolcu mu olur Allah aşkına? Kim buna yüz veriyor ya? Ya yüz verseler dünden giderim abi. Soğuk moğuk dinlemem. Giderim, yüz vermiyorlar işte. Çocuğum, futbol sorumluluktur. Bir renge gönül vermenin hiç mi önemi yok? Yani benim gönül verdiğim bir renk var tabii ki. Nedir? Yeşil. Ha, Bursa Spor yeşil. Hayır, doların yeşili. Erol Taş gibi gülüyor bir de. Beşiktaş'ın çimlerini sulatmam ben buna ya. Alo? Beşiktaş 12 mi verdi? Olur abi. Olur. Zaten ben en minicikken Beşiktaşlıymışım. Olur olur tabii. Bunlar da lazım olur, alıyorum. Geliyorum imzaya. Biz milyonların sevgilisi olduk. Bunlar milyonlarla sevgili olmuş. Görüyor musun? Evet efendim. Gerçekten ilginç gelecekte. Demek futbolculuk bu durumda. Acaba diyorum taraftarlık ne alemde? Görmek ister misiniz? Acaba gelecekteki tezahüratları merak ediyor musunuz? Evet efendim. Çok... Siz buyurun. Çok merak ediyoruz. Eminim daha akılda kalıcı besteler, tezahüratlar vardır. Misal bizim bu ara favorimiz şey. Ne efendim? Hazır mısınız? Tabii. Buyurun. Cim cim cim, şak şak şak,
Cimbom'u yendik şipşak şak. Bu çok favori bu ara. Efendim bizim de bir yeni bir şey var. Fener, fener, herkesi yener. Cimbom bomba gelince balon gibi söner efendim. Bu çok iyi. Bunun üstüne çıkamadım. Çok zor. Ama eminim gelecekteki tezahüratlar daha akılda kalıcıdır. Evet, geliyorlar efendim. Evet, gelişin amigoları. Fener Bahçe! Galatasaray! Evet, aklımıza girdi mi efendim tezahüratları? Keşke sadece aklımıza girseydi efendim. Yavrum hadi anladım. Bize sövdünüz, hadi onu geçtim. Yahu validelerimize resmen şarkılı türkülü sövdünüz. Olur mu öyle şey? Şşş! Dayı, sen Galatasaraylı değil misin? Ne işin var bu Fenerli'nin yanında? Bak şimdi, ya ne var? Biz rakibiz dostum. Rakibiz. Kanlım değil ya bu adam benim. Şşş ya! Kanlımız! Düşmanımız! Biz Spartalıysak onlar Persli. Biz Behlülsek onlar Beşir. Aa! Biz aşıysak bunlar Korona. Bu ne kadar kötü bir tip ayrıca arkadaşlar. Bu rezalet bir tip, bu hareketler ne senin yavrum ya? Lan üstüme gelme, adam eksiklediniz çıktık oynuyoruz işte. Misal ben şuna, şu bıyıklıya, buna gidip desem misal git şu adamı öldür, bu öldürür. Öldürürüm baba, ne demek? Ya, misal dedim oğlum, misal. Yapma çocuğum, misal. Abi sikeci aldı da pişman ettin lan. Sen kaşındın abi. Abi dur, zile bas. Ne zile lan? Zile bas. Zile.